İzmir Metro Yeraltı Otopark inşaatında ikinci gün çalışmalar devam ediyor. İstinat duvarlarının diğerinin de göçme riski taşıdığı nedeniyle arama kurtarma ekipleri bölgeye indirilmedi. Göçüğün gerçekleşmesinin üzerinden 29 saat geçti. AFAD ekipleri henüz daha yeni bölgeye giriş yapıyor. Mehmet Ali Yalçın 66 yaşında, Mehmet Çiftçi 77 yaşında. Aileleri Kızılay'ın kurduğu çadırda sabaha kadar haber bekledi. Ben Sinan Yalçın, Mehmet Ali Yalçın oğluyum. Bize ne Büyükşehir Belediyesi tarafından bir açıklama yapıldı, ne de burada yüklenici firma tarafından bir açıklama yapıldı. Burada eğer insanlar kovayla burada malzeme çekmiş olsaydı, gene o insanlar çıkmıştı, iki can çıkmıştı orada. Bu olay İstanbul ya da Ankara'da olmuş olsaydı, şu ana kadar 100 sefer bu çıkmıştı. Yani bu da belediyenin acizliğini ortaya koyuyor. Başka bir şey değil. Bir tane yetkili insan yok. Bir tane buraya belediye bir mühendis koymuş, iş güvenlikçi. En büyük yetkili ondan başka yetkili yok. O da yetkisiz yetkili. Böyle olmaz. Yani insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Mehmet Çiftçi'nin abisiyim. Buralar dolgudur. Dün kulak misafiri oldu, konuşmaları oldu yetkililer tarafından. 50 bin ton demir ocağı yığılmış. Peki bu yetkili bilmiyordu ki bu 50 bin ton bura tartar mı tartmaz mı? Ne yetkili gördük, ne arayan olduk, ne belediyeden olsun, ne başka hiçbir tarafta bizi arayan olmadı. Sesimi yetkililere duyurun. İçişler Bakanı da dinlesin, hepsi de dinlesin. Biz bu hakaretlere maruz kalmışız. Bu hakarettir. Benim kardeşim çamur altında iki gün kalsın. Kazanın yaşanmasından 33 saat geçtikten sonra bölgeye İzmir Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Buğra Gökçe gitti. Bölgede incelemeler yapan Buğra, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz gece saat 3.42 sularında çok yoğun bir yağış rejiminin ardından muhtemelen toprağın da kirli olması ve suya yeterince doygunluk yaşamasından kaynaklı olarak bir zemin hareketlenmesi oluyor. Buğra, önceliklerinin bölgenin kayma ihtimaline karşı önlemleri almak olduğunu söyledi. Birinci öncelikli işimiz önce toprağın altındaki canlılara ulaşabilme derdidir. Ve ikinci öncelikte güvenliğin sağlanması derdidir. Ekiplerimiz bunun için yoğun bir çalışma içerisinde ama zorluğu var. AFAD ekipleri çalışmalarına ara vermek zorunda kalıyor çünkü göçüğün olduğu yerde iş suya ait dağıtım hattı da patladı. Çıkan su zeminde kayganlığa neden oluyor ve arama tarama faaliyetini geciktiriyor. Ailelerin çaresiz bekleyişi sürüyor.